projemizin kısa başlığı tarihi mekan sınıf entegrasyonu. Tarih öğretiminde öğrenme verimliliğinin yükseltilmesini hedefliyoruz. Peki bu proje, bu problemin çözümüne nasıl bir katkı yapacak? Uzay zamanda seyahat nasıl olacak? Warp drive mı yapacağız? Dünyadan duyu organlarımıza yansıyan bilgi ölçümleriyle belirlenebilmektedir. Burada fosillerde bulunan radyoaktif karbon miktarının bir zaman bitmeyen bir yolculuktur. Fakir seyyahların yolculuğu. Bereketli Hilal adı verilen bölgede bulunan Göbekli Tepe. Uygarlığın sıfır noktası. Göbeklitepe konusunda gizemli bir hava yaratıldı. Ama önce şu bahsettiğimiz problemi bir yerinde görelim. 100 yıl önceki gibi ders yapılan bir sınıfa birlikte gidelim. Hocam merhaba. Biz Fakir Seyyahlar grubuyuz. Klasik bir tarih dersinin nasıl yapıldığını yerinde görmeye geldik. Eğer izin verirseniz tabii. Buyurun hocam. Teşekkür ederiz. Siz size geçebilirsiniz. Arkadaşlar buyurun. Tarihçi olarak ister istemez kendimizi tarih ile uygarlık arasında bir yerde buluyoruz. Ne tarih ne de uygarlık duran. Tarih, insanlığın ve uygarlığın belli, bilinebilir zaman ve mekanlarını konu ediniyor. Hocam, ben ne demek istediğinizi tam olarak anlayamadım. Tarihle uygarlık birbirinden farklı şeyler mi? Sıkça duymuşsunuzdur, tarih yazıyla başlar diye. Yazı ne zaman kullanılmaya başlandı? Yaklaşık olarak M.Ö. 3200'lerde, yani 5000 yıl önce. Peki insan kaç yaşında? 50 bin yıl. Hadi ya, ben en fazla 120 diye biliyordum. 100 bin yıl. 200 bin. Bir saniye, açık arttırmada mıyız? İnsan elindeki veriye, belgeye bakıp ona göre konuşmalı. Hocam, insanlığın gelişiminde belirli kilometre taşları yok mu? Onu neden sormuyorsunuz? Kilometre taşlarken? Mesela insanın sembolik düşünme yetisini kazandığının göstergesi sayılan ilk mağara resimleri 40 bin yıl öncesine ait. Emine, insanı gördüklerinden ibaret sayma, göremediklerini de ara. İçidir hakikatin resmi, dışı sadece bir manzara. Mevlana. Yapmamız gerekeni 700 sene önce söylemiş. Yani her zaman görünenin ötesinde görünmeyen ilişkilere bakmamız gerekir diyor. Yalnız şunu da gözden kaçırmayalım. Biz görünmeyenler hakkındaki bilgileri görünenlerden hareketle elde ediyoruz. Daha doğrusu görünenler üzerinden topladığımız sistematik verilerden. Evet. Ayrıca görünenlerin sınırları da teknoloji sayesinde sürekli genişliyor. Teleskop, mikroskop, MR bir düşünün. Mevlana çağında görünmeyen pek çok şey bugün görünür durumda. İnsanın yaşını hesaplarken esas alacağımız bir kriter yok mu? İnsanın bugünküne yakın bir beyin kapasitesi, dil becerisi ve alet yapabilme becerisinin olması gerekiyor. Kriter bu. Antropologlar bugün modern insanın atası olan Homo sapiens'in yaşını yaklaşık olarak 330 bin yıl olarak kabul ediyor. Elimizdeki fosil bulgulara göre ilk tek hücreli canlı yaklaşık 3,5 milyar, dünyada 4,5 milyar yaşında. Yani 330 bin yıl dünyanın yaşına kıyasla oldukça kısa bir zaman dilimi. Ayrıca Etiyopya'nın Gona bölgesinde 2,5 milyon yıl öncesine ait taş aletler de bulunmuş. 2,5 milyon yıl öncesine ait taş aletler bulunduğuna göre insanın yaşı bu da olabilir. Ama bir de dil becerisi var. Alet yapmak bir beceridir ve bu becerinin başkalarına aktarılabilmesi için de muhakkak ki dil becerisinin de olması gerekiyor. Bu deneyle, tecrübeyle kanıtlanmıştır. O zaman 2,5 milyon yıl diyenler haklı. Benim kafam karıştı. İnsanın yaşıyla ilgili birisi 2,5 milyon yıl diyor, diğeri 330 bin yıl diyor. Aradaki fark çok fazla. Ama dil becerisinin de farklı seviyeleri var. Mesela Neandertal insanı alet yapabiliyor ve konuşabiliyordu. Şimdi benim de kafam iyice karıştı. 2,5 milyon yıl önceye ait bir taş alet bulunmuş olması dünyada başka insan türlerinin de olduğunu gösteriyor. Ama hiçbiri Homo sapiens'in, yani modern insanın atası değil. Homo sapiens insan türünün tek örneği olmayabilir ama en zeki ve hayatta kalabilen son örneği. Karışık bir konu. Şurası muhakkak ki Homo sapiens'in hayatta kalma sürecinde doğayla çetin bir mücadelesi var. Nitekim 130 bin yıl sürmüş olup M.Ö. 11.700'lerde biten son buzul çağı mesela bu çetin mücadelenin sahnelerinden biri. Hocam biraz buzul çağını açabilir miyiz?
Dünyanın büyük ölçüde buzlarla kaplı olduğu döneme deniyor. O dönemin coğrafyası bugünkünden tamamen farklıydı. Sular donduğundan dolayı deniz seviyesi bugünkünden 100 metre daha aşağıdaydı. Kuzey Avrupa örneğin buzlarla kaplı olup İsveç suyun altına itilmişti. Hatta Karadeniz'in oluşumu ise M.Ö. 5650'lere kadar gelmekteydi. Bu insanlar neyle besleniyor? Buzul çağında tarım yapılıyor muydu? İşte burada insanlık tarihini değiştiren dönüm noktasındayız. İklim ılımanlaşana kadar insanlar avcılık ve toplayıcılıkla besleniyorlar. Onu soğuktan koruyacak bir kürkü bile yoktu. İnsan bu dönemde zayıf, cılız, tüysüz bir yaratık. İyi ki o dönemde yaşamamışım. Kesin soğuktan ölürdüm. Ancak insanı onu diğer canlılardan farklı kılan iki temel özelliğe sahip. Birincisi, korunma, barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçları için alet geliştiriyor ve stratejik olarak grup davranışı gösteriyor. Yani işbirliği yapıyor. Bu özellikler bugün de mevcut ama çok daha ileri boyutlarda. Milattan önce 11.700'e kadar buzullara maruz kaldıysak, o zamana kadar medeniyeti mal edilebilecek çok bir şey de geliştirmiş olamaz insan. İnsan tasarlayarak alet yapabiliyordu. Bu bilgiyi de nesilden nesile aktararak bilginin daha da gelişmesine katkıda sağladığını daha önce söyledik. Peki sizce alet yapımında kullanılan ilk ham madde neydi? Taş. Evet, taş. İşlemek için de yüksek ısı gerektirmiyor. Bu yüzden de bu döneme taş devri adını veriyoruz. Metal alet yapmak için gerekli yüksek ısıyı elde edecekleri bir yakıtı bilmiyorlardı muhtemelen. Mesela kömürü. Muhtemelen mazotu ve benzin de bilmiyorlardı. Evet, Avrupa'nın yükselişinin kalbinde sanayi devrimi. Sanayi devriminin kalbinde ise buharlı makineleri çalıştırmak için kömür var, dikkat edersiniz. Ama bundan 12.000-13.000 yıl önce sadece odun yakabiliyordu. O da küçük bir grubun elle toplayabildiği kadardı. Hocam, odundan kömür yapmayı öğrenmiş olamazlar mı? Hem mağarada dumansız olduğu için ısınmak için ideal olurdu. Odun kömürü de odundur. İnsanlar doğal orman yangınlarının ardından odunların kömür haline geldiğini gözlemlemiş ve benzer süreci kendileri denemiş olabilirler. Olabilir. Neyse, bir arada yaşayan grupların en fazla 60 kişi olduğu düşünülüyor. Bunlar avladıkları hayvanlarla ve topladıkları yemişlerle besleniyorlar. Odunu ya da odun kömürünü sadece ısınmak ya da yiyeceklerini pişirmek için kullanıyorlardı. Hocam, uygarlık tarihinde dönemlendirme nasıl yapılıyor? Tarih öncesi çağ adları nasıl veriliyor? Şimdi anladım. İnsanların hayatlarına kolaylık sağlayan, yani onların doğal donanımını güçlendiren her neyse çağ damgasını o vuruyor. Bugün de taş var ama insanın doğal donanımını arttırmada bir rol oynamıyor. Oysa bugün bilgisayar, yapay zeka var. O dönemde de demek ki taştan yapılan aletler varmış. Taş devri insanlık tarihinin ne kadarını kapsıyor peki? Taş devri insanlık tarihinin %99'unu kapsıyor. Hatta bize en yakın olanı pek cilalı. Cilalı taş devri, namı diğer neolitik dönem. Bu dönemde tarımla beraber insanlar artık yavaş yavaş yerleşik hayata geçiyorlar. Hocam, o zaman Göbektepe'nin içinde bulduğu bereketli hilal bölgesinin oluşumunda iklimin ılımanlaşmasıyla bir bağlantı olmalı. Kesinlikle. Neolitik dönemde Göbekli Tepe ve sonrasında yerleşik medeniyetin ilk örnekleri bereketli hilal adı verilen bölgede eş zamanlı olarak ortaya çıkıyor. Bu bereketli hilal kavramını sürekli duyuyoruz. Nedir bu? Burası yabani bitki ve hayvanın peşinde koşan insanın neolitik devrimi başlattığı, adı üstünde bereketli bir bölge. Bunun önemi şurada, burada yaşayan insanlara daha rahat bir hayat sağlıyor. Bu da bu insanların düşünmeye ve daha sofistike alet geliştirmeleri için zaman sağlıyor. Hocam, aletlerini cilalamaya demek istediniz herhalde. Coğrafi olarak neresi? Filistin'in güneybatısından başlayıp Güneydoğu Anadolu bölgesine içine alıp Zagros Dağları'nın batı yamacından aşağıya kadar inen hilal şeklindeki bölge. Bereketli hilalin Anadolu'da kalan kısmında kazısı yapılan Göbektepe haricinde başka hangi neolitik dönem yerleşimleri var? Urfa'da Karantepe ve Nevelçöri, Batman'da Halençemi, Diyarbakır'da Çayönü, Körtüktepe ve Demirciöyük, Konya'da ise Çatalhöyük var. Haritalar falan güzel de neden planladığımız gibi her şeyi mekanında görmüyoruz? Hani uzay zamanda seyahat yapacaktık, makine mi arızalandı? Acele etmeyin,
Önce gideceğimiz dönemin dünyasını yakından tanıyalım. Aksi takdirde zaman, uzay zamanda yolumuzu kaybeder, geri dönemeyiz. Ya bu hoca da seyahati sürekli geciktiriyor, neden acaba? Peki, o zaman mekana gitmeden önce fosil kayıtlar üzerinden bir seyahat yapalım. Bu derste tartıştığımız Homo sapiens'in ortaya çıkış sürecini ve yaşını fosil kayıtları üzerinden görelim. Bunun için de Türkiye'de nadir bulunan insan kemik fosili laboratuvarına gideceğiz.